büyüttük yıllar yılı. Çok uzaklarda, daha şuramızda. Yare döktük içimizi, dil olduk. Yar yolunda gül olduk. Yar vurdu, ah etmedik. Gül açtı yanımızda. Sevdik, hem ne çok sevdik. Aman eller duymasın, laf aramızda. Aman eller duymasın, laf aramızda. Laf aramızda. İkinci buluşmamızda en azından geçen seneye nazaran bugün de biraz kalabalık görmek, en azından ön gruplarda biraz fazlalık görmek beni mutlu ediyor açıkçası. Aranızda beni tanımayan olan arkadaşlarım için şöyle kısaca bir kendimi tanıtayım. Var mı beni tanıyan? 2, 3, 4, 5, 6. Köşede de var bir tane. Ona da selam ederim. Efendim ben Osmaniye'de bir radyo programcısıyım. Radyo Yakamoz adını verdiğimiz radyomuzda Gece Kahvesi adında bir program yapıyorum. Zaten bugün burada buluşmamızın sebebi de aslında programımızın 4. yılını dolduruyor olmamızdır. Haberiniz var mıdır bundan? 4 yıl oldu bir programa başlayalım. Programımızın içeriği her zaman olduğu gibi değil de şarkı istek programı değil mesela. Daha çok böyle muhabbete dayalı, muhabbet etmek. Yaş olarak mesela ortalamamız birbirine çok yakın. Bunu da söylüyorum, itiraf ediyorum bakın. Yaş ortalamamız birbirine çok yakın. Bu yüzden hep böyle muhabbete dayalı programlar yapmaya çalıştık ki sebebi bakın arkadaşlar aramızda çok güzel muhabbetler dönüyor biliyor demekti. Bu amaçla da bugün çok şükür buralardayız. Sizlerle buluşmak nasip oldu. Sizlerle buluşmak nasip oldu. Bu arada çok pardon bunlar değildi. Oradaydım içeriye bırakmıştım ben. İmzalayıp bırakmıştım. Onları alayım ben. Alayım ben hepsini. Teşekkür ediyorum. Böyle bir heyecanla geldim şu terime rağmen yani repertuar vesaire hepsi içeride bıraktım geldim. Beni oradan buldular. 20 kişi yakın beni arıyormuş. Onlar da zaten kayboldular. Bu da şu ön taraftakilerin tamamı beni arıyormuş herhalde. Bulamadılar. O yüzden böyle teknik bir aksaklık oldu. Arkadaşlar şimdi programımız bir şiir programı değildir. En başından bunu söyleyeyim. Evet şiir okuyacağız ama şiirin yanında sizlerle biraz muhabbet edeceğiz. Günlük yaşantımızda geçen şeyler, biraz böyle tebessüm buyurabileceğimiz şeyler olacak. Bazen de vay be gerçekten böyle miymiş dediğimiz anlara biraz daha farklı bir bakış açısından bakacağız hep beraberce. Bu vesileyle ben buradayım. En başından söylüyorum programımız bir şiir programı değil. Ama adı üstünde şiir muhabbeti demişiz. Şiir de sadece muhabbete eşlik edecek. Şiirle böyle uzaktan yakından bağlantısı olanlar mutlaka vardır aramızda. Dinlemeyi sevenler, işte yazmayı, okumayı, dinlemeyi bunlar ayrılabiliyor. Ama günlük hayattaki şiir yazma potansiyelimiz çok farklı. Yani biliyor musunuz insanlar çok garip yerlerde şiirler yazıyor. Geçen mesela bir yerlerde denk geldim. Şiirsel tanımlara hep böyle denk geliyorum. Bunlardan bir tanesi de çok affedersiniz, çok özür dilerim söylüyorum. Büyük caminin tuvaletinde denk geldi. Adam tuvaletin kapısına yazı yazmış, şiir yazmış. Düşünebiliyor musunuz? Yani adamın edebiyatı gelmiş ama ters yerine gelmiş yani. Bir de bunun gibi yerler var mesela. Evde yazarsınız, kendi başına okursunuz. Birine gösterirsiniz, aa çok güzel derler. Ama birine gösterdiğiniz için çok güzel derler. Mesela şiirlerinizi bana getirin, hiçbir zaman güzel demem. Onu söyleyeyim en başına. Çünkü güzel çok az kalıyor bunun altına, çok az. Güzel çünkü daha da güzel, daha da iyi denilebilecek şeyler yapılabilir. Daha da güzel cümleler üretilebilir bu konuda. Bu arada aranızda kimdir o? Onur. Bir el kaldırsın bakayım. Programın öncesinde bana Facebook'tan mesaj göndermiş. Telefonda okudum az önce. Kim o Onur? Onur sen misin? Onur sen ne geziyorsun orada? Şöyle aşağıya gel bari. Canım kardeşim maşallah. Seni böyle anladım Onur. Gözümün önünde ol.
Hani beni tanıyan biri daha varmış diyeyim en azından. Şimdi arkadaşlar, ne yapalım? Başlayalım artık şiirlere. Öyleyse hadi yavaş yavaş artık şiirlere şöyle bir bakalım. Bugün sizlere çok güzel şiirler hazırladım harbiden. Bunu söyleyeyim. Ben bile etkilendim yani okurken. Çok güzel şiirler var. Bu anlamda da umarım güzel bir gün geçirebiliriz sizlerle. Mesela geçen sene okuduğum, burada yine okuduğum bir şiirimiz var. Onunla başlayalım istiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar öyleyse. Bu arada orkestra masada bir yanlış istiyorum lütfen. Onları unutmayalım. Hasret aynayım. Vuslata kör bir duvar. Yansıtınca gülsün düşler. İçinde bir ah sızar. Ve yerle bir olur aynalar. Ne gel diyebilir artık. Ne de git. Paramparça sahipsiz yansımalar. Umudu meşhur mevsimlerde bıraktım. Gittiğin yolların turabını kıskandım. Zaman bana sağır, zaman günahkar. Git şimdi bir an git. Yaşayamadıklarımdan arta kalan isyan doğurur yerlerim isyan. Thank you.
evet, aşkı ifade eder bir nevi. Aşk üzerine yazılmıştır. Dünyanın mesela ilk yazılan aşk şiiri milattan önce bilmem kaçıncı yüzyılda yazılmış, geriye dönersek eğer. Aşk şiiri olarak görmek şiiri biraz garip oluyor. Bakın bu bir aşk şiiri değildi mesela. Ayrılık şiiri diyebilirsiniz ama ayrılık da değildi. Bu bir temenni şiiriydi. Beni güzel hatırla demek. Yani bir temenniyle bırakmak. Bıraktığımız sevdalar, bıraktığımız aşklar acaba hangi temennilerle bitiyor? Yani Allah'tan bir bela dileyerek mi yoksa birbiri ardınca beddua ederek mi bitiriyorsunuz? Bu çok önemli bir şey. Yani üzerinde hak kalmadan bitmesi çok önemli bir şey. Böyle güzel bir temenniyle bitirmek aslında. Beni güzel hatırla demek. Ama güzel hatırla derken güzel hatırlayabilecek mi sorusu da önce bir kendinize sormanız gerekiyor. Güzel hatırlıyor mu, hatırlayamıyor mu? Bu çok önemli bir nokta. Onur, sen misin Onur? Onur kaça sınıfa gidiyorsun? Dördüncü sınıf. Bölüm ne? İşletme. Okulda işletme çok fazla değil mi? İşletme var mı başka? Bir, iki, evet. Bu arkadaşlarımız işletecek yarın bir gün sizi. Haberiniz olsun yani. Öyle yarın bir gün ararlarsa telefonla işte vay efendim bankadan arıyorum, kredi kartımız, borcunuz falan varmış derse işletirler, haberiniz olsun. Beni çok işletti bunun gibi. Onur kaç şiir yazıyor musun? Şiir vesaire var mı? Ya bunları bize gönderebilirsin. Haberin olsun yani. Hatta salondaki bütün arkadaşlara söyleyeyim. Şiirlerinizi bana gönderebiliyorsunuz. Bunları da biz canlı yayında paylaşıyoruz. Ama yani sosyal medyada paylaşmıyoruz. Çünkü benden daha fazla meşhur olmanızı istemiyorum. Onu da söyleyeyim yani. Bunun için paylaşmıyoruz. Bu arada ritim gitarda Osman Küçük var. Bateride Tolga Cansız. Sen neydin abi? Sen kimsin? Ha tamam. Bu da Burak Başlamış'tı. Yanlış istiyorum. Bir üçleme yapalım mı? Arkadaşlar bir üçleme yapalım mı? Üçleme olsun ya. Üç şiir ardarda okuyacağım arkadaşlar. Ama şarkının nakaratında, duyduğunuzda avazınız çıktığı kadar siz de eşlik edin lütfen, rica ediyorum. Hadi başlayalım öyleyse. Umutlarım vardı aşka dair. Gençtim, gururluydum üstelik. Altından kalkacak gücüm vardı. Yorulma nedir bilmezdim severken seni. Sabır dedim, nereye kadar dedim. Umut dedim, unut dedim. Olmaz dedim, kader dedim. Bitti dedim. Bitti yani, dün gibi hatırlıyorum. Evet yoruldum, artık daha fazla hasta oluyorum. Gözlerimi sen de açtığımı da, sen konuşurken her şeyin sustuğunu da, bir biriken acılarımla yeter artık sorma. Ne güzel günlerdi. Konuşurken hala of diyor musun? Ya da kimler of diyorsun? Kafam karışık, görüyorsun. Kendi sorularıma bile cevap bulamıyorum. Söyleme, özledim, biliyorum. Gönderdiğin tüm şarkıları tekrar tekrar dinliyorum. Senden duymuşçasına. Biliyor musun? En çok sesini özledim. Seni dinlemeden uyumuyorum artık. Bütün şiirler yarım. Hiçbirinin ardı yok. Başlıklarını sorma. Bilmiyorum. Sen de gözlerini bırak bana.
gönlümün bir güzelliğiyle dönüp sevdiğim, güzelliğini ince ince aratma. Bir günen fırtına gibi birdenbire bir şeyler yak. Bir şeyleri soğut, bir şeyleri bırak. Dağıt bir şeyleri, bir şeyleri kur. Kendini hiç yokmuşsun gibi bırakma. Kafamın her yanıyla bir şeyler öğrendiği, sonsuza uzanan sevinç, güzele vurgun tasa, en azından bin yıllar ayıp bulduğum, bana aşk şiirleri yazdırma artık. Beni burada gölgen gibi bırakma, bırakma. Düşlerde sevdim seni, bir şeydir. Öyle değil mi ama? Haksız ama haksızsınız değil.
Teşekkür ediyorum. Çok insansız bir amfi sorumluluğunuz var, onu da belirttim. Mustafa Gümük'ti. Suyumu vermiyor adam bana ya bu. İzninizle. Şimdi arkadaşlar, elbette ki üniversite öğrencisi olarak hepimiz farklı memleketlerden geliyoruz. Adana'dan, ne bileyim işte Kayseri'den vesaire vesaire vesaire. Aslında siz hayatı öğreniyorsunuz, biliyor musunuz? Buradayken hayatı biraz yaşamaya alışıyorsunuz. Çünkü hepimizin durumu elbette ki oradan geçti. Belirli bir para geliyor maddiyet olarak, belirli bir miktar geliyor bize. Bununla yetinmeniz gerekiyor. Ve artık yavaş yavaş harcamalar başlıyor. Yarın bir günde efendim işte sizler memur olduğunuzda, ben sizin memur olduğunuzu nereden anlıyorum onu da söylüyorum yani. Yani öğretmenler, memur olanlar filan. Ellerinde hep böyle marketleri şeyleri var, katalogları var. Hangisi ucuz diye onlarla geziyorlar. Oradan anlıyorum, tamam diyorum. Bu adam okumuş. Çünkü hayır, bu güzel bir şey. İktisat çok güzel bir şeydir. Bütçenizi tartmak, bütçenizi ölçüde götürmek mesela. Yetinmek daha çok. Bunların tamamı sizi geliştirmeye yönelik. Ama bu süreci de elinizde çok iyi tutmayı bilin. Öğrencilik hayatı denilen hayat, ben çok isterdim gerçekten. Bir meslek tercih etmeyip de öğrenci olmayı çok isterdim. Maalesef öğrenciyim aynı zamanda. O daha kötü bir şey. Hem öğrenciyim hem çalışıyorum. İki kat daha yorgunluk var ama sadece öğrenci olmanın o hani hafif böyle araşık da işte hani geliyor musun, ben şuradayım, alışveriş merkezine gidelim hadi. Şurada buluşalım, sinemaya gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Ben de çok isterdim bunu yapmayı. Ama işte hafta sonu geliyor artık tatil dediğimiz anda sabah bir telefon çat, radyoda şu var, geçebilir misiniz? Peki efendim, teşekkür ederim. Çıkmak zorunda kalıyorsunuz. İyi ki öğrencisiniz, bunu söyleyeyim yani. İyi ki öğrencisiniz, iyi ki hayatın içerisinde değilsiniz. Hayatın dışındasınız size. Böyle hani aklı bir karış havada dedikleri var ya, onu söylemiyorum yani size. Hayatın dışında olmak bu açıdan size çok şey kazandırıyor. En başından iyi olması gereken buydu. Ne okuyoruz Osman Bey arkadaşlar? Bir alkış istiyorum müsaade için. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten
seninle sohbetim sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Allah'ın düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum bu itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Gel, gel Tanrı'ya borcumu teslim etsin bu yürek. Tez gelken kazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana son. Son nefesim sende kalmış. Sende kalmış. İsteyen varsa, varsa diyorum bakın, onlar için söylüyorum bunu, bunu onun için anlatmak istiyorum. Yıl 2008 yılında da ilk defa programa başladım ben, gece kahvesi programına. Derken, ilk programları yapıyorum, başıma gelene bakar mısınız? İnsanın annesi onu söylerse artık yani motivasyonla nasıl yayın yapacaksınız? Şimdi normalde olan nasıl derler, tekniklerimi var mı böyle, desibel olarak işte biraz yüksek, kalın olan bir sesim var. Abim diyor programdayım, abim almış radyoda anneme beni dinletmiş işte bak bu senin küçük oğlan filan demiş. Anneme söyledin al da ya git demiş ya bu koca adam demiş. Hani bana o kadar ki yani aşağıladı beni. Sonradan söylediler bunu. Neyse aradan bir yıl geçti sonrasında ben sahne işine başladım. Sahneye çıkmaya başladım. İlk sahneye hani bunu her seferinde söylüyorum ki nasıl böyle bir travmadan geçtiğimi siz anlayın diye. İlk sahneye Adana'da Hilton Oteli'nde çıktım. Daha hiçbir şey yok benden. Hani sahnede okuyabileceğim şeyler kısıtlı. Kendi bildiklerim, repertuarım çok kısıtlı. Sonrasında işte sahneye çıktım. Arkasından da demek ki nasipmiş. Hem radyoculuk hem sahne devam ediyor bir şekilde. Ama bu mesleği yapacak olan arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. Bakın bu mesleğin en kötü yanlarından bir tanesi vardır. Artık aklınızı yitirirsiniz. Yani sizde olmaz o artık. Hep başka yerlere çalışır. Yani şöyle, sabah çıkarsınız evden, bu akşam programda ne konuşsam? Akşam yatarsınız, yarın programda ne anlatsam? Tabi internet çıktı artık, şimdi yazıyorsunuz çıkıyor oradan, o kolay. Ama işimiz, özellikle benim işim, muhabbete dayalı olunca, elde de bir şey var, evet bunu verelim artık insanlara deyince, böyle bir şey çıkıyor ortaya. Maddiyat olarak da pek bir beklentisi olmayan bir şeydir aslında. Onu söyleyeyim, bana diyorlar ki genelde, Emre diyorlar hani sahneye çıkıyorsun ediyorsun da şimdi sahneden ya Korkut Ata Üniversitesi'nde bulunmam benim için açık ve samimiyetli bir şekilde söylüyorum. 5 kuruş bir kazancım yok buradan. Sadece muhabbet etmek için buradayım. Sahneye çıkıyorsun da bu kadar parayı nereden alıyorsun diyorlar. Yahu diyorum işin tekniği orada. Giriş ücretsiz ama arkadaşlar şimdi kapıyı kilitleyecek. Çıkış 20 lira. Haberiniz olsun. Çıkış 20 lira. İşin şekli burada aslında. Yani böyle bir metot geliştirmeniz gerekiyor siz illa ki sahneden bir şey kazanmak istiyorsanız. Tabi bunun yanında biraz da duygusal olunca gayet normal bir şekilde program yapılabiliyor. Benim meslektaşlarım var ama aynı programı yapmıyoruz. Onlar komedi programı yapıyor mesela. Onlarla çok şükür ki aynı kulvarda değilim. Onlar çok yaratıcı olmak zorundalar. Onlar ileriyi görmek zorundalar. Eleştiri yetenekleri çok fazla olmak zorunda ama bizim gündemle pek bir işimiz yok. Gündemi illaki şiirle, muhabbetle takip ederim diye bir şey diyor. Sadece, efendim sadece şu yani, birazcık duygusal olun yetiyor. Hani hafif de böyle bir romantiklikten çatlama varsa tamamdır o. Yani mum yakabilme özelliğinden çakmak varsa
Tamam, yırttınız. O açıdan. Ama Osmaniye'de yapmayın tabii. Ben varım burada, haberiniz olsun. Şimdi bir, sadece bir şiir okuyacağım size. Görüyorum böyle. Çift var mı aramızda? Koltuklarda kaldırmıyorlar. Varmış. Bu iki çift için sadece küçük bir şiir okuyacağım. Bunun için herhangi bir şarkı değil. Şöyle alttan hafif bir şey alayım. Müzik var. Uyudur, uyudur. Gönlünde illaki bir yerler olmasına gerek yok. Bir şeyler yatıyorsa onlar armağandır. Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diyebilir nedir? Bitti yollar ve ilhakler, yazılmıyor kitaplara. Zümrüt Akkan şu da yalan aslında, kendini külümden yarattığı da. Ferhat'ın şiirin, Aslı'nın Kerim için öptüğü, kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşatma yaşta. Sana yazacak bir sen bırak bana, öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana, ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da, hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni. Ya bir daha diyeceksin diye çok korktum vallahi. Hani böyle olur ya düğünlerde genelde. Oynarlar, 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 sonra bir daha, bir daha, bir daha. Ertesi gün de onlar hep işe geç kalırlar. Yani pazartesi günü işe geç kalırlar, bir iki yakınlı düğünü vardı. Ama ben her pazartesi işe geç kalıyorum ama hiç düğün olmuyor neyse. Bunu söyledim, bu şiiri okudum evet ama o kadar başkalaşmış duygular yaşıyoruz ki bu aralar. Hepinize bu konuyu açmaktan gurur duyuyorum öncelikle. Ne zaman unuttuk biz birbirimizdeki o heyecanı, gözlerdeki o koşuşturmayı? Yani artık şöyle bir tezatlık oldu bizde. Artık acıkan dudaklarımız ama susayan midemiz. Böyle bir tezatlık oluştu. Neden biliyor musunuz? Efendim Halit Ertuğrul diye bir yazar var. Halit Ertuğrul'un da çok güzel bir kitabı var. Aşk diye diyor, ete kemiğe sarılmak. Bu insanın yapabileceği en büyük hatalardan bir tanesidir. Aşk diye ete kemiğe sarılmak, öncelikle aşka yaptığınız bir hakarettir. Şimdi az sonra bir de hikaye anlatacağım, onu da söyleyeyim. Bizim hayatlarımızdaki aşklarda özellikle öne çıkan duygular, işte nedir şimdi bir aşk başlıyor, kafede görürler önce birbirini, öyle değil mi şimdi? 2013'ün modası böyle mi aşkım? 2013'ün modası, yani kafede görürler birbirlerini, sonra artık yavaş yavaş başlar bir şeyler derken işte nedir o bir de garip bir tabir var. Çıkmak. Değil mi? Çıkmak dediğimiz tabir. Ama siz de haklısınız tabii ki. Yani Türkçemiz o kadar geniş ki hangisini seçsen oturmuyor yerine. Yani ben işte atıyorum şununla çıkıyorum. Allah kolaylık versin. Ne diyeceksin yani? Allah kolaylık versin. Allah dizlerine zeval vermesin. Bunun gibi şeyler yüzünden biz imtihanlarımızı her seferinde kaybediyoruz arkadaşlar. İmtihan nedir biliyor musunuz? İmtihan, imtihan şudur efendim, insan bazen aradığını bir çift gözün derumunda bulur, bazen bulduğum zannederken kaybediverir. Ama gözler ki aşkın kapısıdır, aşkın tokmağıdır, çalmasını bilene ve girmesini bilene. O kapıdan girenler ömür boyu orada kalırlar. Bakın size bir hikaye anlatayım. Efendim zamanın bir tanesinde bir beyefendi diyor ki, yahu diyor bu Leyla'nın Mecnun'un yaşadığı aşklar şimdi de var mıdır acaba? Yani dağlara aşanlar, çöllere düşenler var mıdır diyor, merak ediyor. Derken efendim bir gün bir kitap alıyor kütüphaneden, okumaya başlıyor. Bütün sayfalarını ezberliyor, yalıyor, yutuyor artık.
Sabah ezanına doğru böyle kitabın son kapağını bir kaldırıyor, ne görsün kitabı kendinden önce okuyanların yorumları var. Beyefendi de yazmış demiş ki, acaba benim karşıma da böyle yüzümü görmeden özüme vurulabilecek bir insan çıkar mı demiş. Beyefendi demiş ki buldum. Ömür boyu aradığım kadın bundan başkası değil. Adam ertesi gün o kütüphanedeki bütün isimlere, fihristlerden adresi bulup birer tane mektup karalamış hemen. Derken, beklerken de vakit geçmez işte. Koşmuş gelmiş, türküler söylemiş, şiirler okumuş vesaire vesaire. Bir gün alışverişten gelirken bir de bakıyor ki posta kutusunda bir mektup. Aa diyor. Alıyor ondan. Alelacele çıkıyor. Bir yandan kapıyı açıyor. Bir yandan mektubu çıkarıyor. Okuyor. Mektupta şu yazıyor. Beyefendi. Sizi tanımıyorum. Ama yazdıklarınız hoşuma gitti. Ben de sizi tanımak istedim. Derken efendim 5 yıl boyunca böyle mektuplaşıyorlar. 5 yıl boyunca. Artık adamın hasret bağrına tak etmiş herhalde. Diyor ki hanımefendi diyor sizi görmek istiyorum. Hanımefendi diyor ki hay hay falanca gün falanca sahil kasabasında işte şu bankta görüşelim. Yakamda da kırmızı gül olacak diyor. O gün adam erkenden gidiyor, oturuyor, böyle sahilin denize vurması daha bir başka, işte martıların sesi, sivilce çocuğun gülümsemesi vesaire vesaire daha bir heyecanlı. Gelene bakıyor acaba o budur, gidene bakıyor hayır bu değildir. Kafasını bir çeviriyor ki ileriden nasıl bir endam. Kırmızılara bürünmüş bir hanımefendi, beline kadar saçlar. İşte diyor, biliyordum. Yüzünü görmeden özüne bulduğum insan da en az bu kadar güzeldir. Tam kalkıyor ayağa, önüne geçiyor, elini uzatacak zaman hanımefendi yanından geçeyip gidiyor. Arkasından şöyle bir bakıyor, kafasını çevirdiğinde ise 50-60 yaşlarında kalın gözlü, böyle kalın gözlü olan, camları olan bir yaşlı güne yaklaşıyor, yakasında da kırmızı gül var. Yaklaşıyor. Karşısına geçiyor ama o giden kıza bakıyor bu arada, döndercesine bakıyor. Hayır diyor, ben bir anda vurulduğuma değil, aylar, yıllar boyunca özele vurulduğuma gideceğim diyor. Kalkıyor, yaşlı kadının önüne geçiyor, merhaba diyor. Ben falanca falanca, o mektupları size ben yazdım diyor. Kadın kafasını kaldırıyor, oğlum diyor. Ne diyorsun bilmiyorum ama, şu giden kadın var ya diyor. Seni görünce yakasındaki gülü çıkardı, yakama taktı. Şşş, teyzeciğim, imtihan dedi diyor. Böyle imtihanları biz ne zaman kaybettik biliyor musunuz? Hayatımıza televizyon girdiğinden beri. Yani bir dizi izliyorsunuz mesela, dizi o kadar garip ki adamların hiç elektrik faturası yok, hiç su faturası ödemiyorlar, arabalarında efendim yani benzinleri var, hiçbir eksiklik yok, aksaklık yok. İşte şu çıkmış diyor, çat geliyor hemen kapıya. Bunun gibi şeyler yüzünden biz aslında kendimizi kaybettik. Televizyon düşman olarak biri görmüyor. Böyle biri görmeyeyim beni yani burada. Sadece söylemek istediğim şu. Kendimizi çok kaptırıyoruz bazı şeylere. Yani hayatı çok lavali sanıyoruz bazen. Bu yüzden bizim de kolumuzdan tutup çekmelerini bekliyoruz ya. Aslında onlar bizden asırlarca uzakta kalmış. Leyla Mecnun diyoruz. Aslı Kerem diyoruz ya falan falan. Niye aşkları buna dayatıyorsunuz ya bu? Yani bunları yaşadığından haberiniz var mı sizin? Böyle bir rivayet umduğunu biliyor musunuz? Yani kim garanti edebilir bana Mecnun'un yaşadığını? Bilmiyorsunuz. Ama nedir biliyor musunuz? Yıllar boyunca işte biz aşkı böyle gördüğümüz için. Aşk işte şöyledir, aşk güzeldir. Bak Mecnun yaşamış, işte onun binlerce hikayeleri var. Mecnun demiş ki bir de benim gözümden görüm Leyla'yı demiş. Mesela değil mi? Bunun gibi şeyler yüzünden hep Mecnun'a omuz atarak geçtik biz. Kafa tuttuk Mecnun'a mesela. Çünkü neden? Aşk böyle yaşanmaz. Aşk bendeki gibidir diye. Yani kıssadan isteğe gelecek olursak, niye bu kadar uzun konuştum ben demiyorum. Hani anlat artık. Dilim şişti herhalde, 2 gündür program yapmıyorum. Kıssalar isteğe gelirsek biz imtihanları nerede kaybedeceğimizi, nerede vereceğimizi hiçbir zaman bilemiyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Hadi bakalım öyleyse. Yazdıkların olmasa.
feda geçse de yüreğimden, bu yıkıntıları onaramazsın. İstersen hiç başlamasın. Geç kalmışız birbirimize. Yanlış kapılardan geçmiş bunca yıl. Dönemeyiz artık ilk gençliğimize. İstersen hiç başlamasın. Söz verelim kendimize. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, söylesene, kim inanırdı senle ayırdığımıza? Sanma unutulur kalp ağrısı zamanla. Her şeyi unutarak yaşanırız sanma. Neydi bir arada tutan şey ikimizi? Birleştiren neydi ellerimizi? Bırak anlatma imkansız sevgimizi. Sevmek birçok şeyi göze almaktır. Baksana geçmişe, ne çok anıyla yüklü. Nerede o taverna, nerede sinema? Harcamış zamanla yeniden yaşarmaz ki. Geç kaldıktan sonra arama boşa. Olmasa mektubun, yazdıkların olmasa, söylesene, kim inanırdı senle ayrıldığımıza? Kim inanırdı senle ayrıldığımıza? Hikaye tadında, roman tadında. Ha, bu arada roman deyince, şunu anonsunu bir yapayım artık değil mi? Bu arada arkadaşlara getirdim ki, yani bu anonsu yaptıktan sonra beni taşlamayın diye haberiniz olsun. Şimdi biliyorsunuz benim kitabım çıkıyor. Biliyorsunuz derken, bilmiyorsunuz benim kitabım çıkıyor. Efendim 22 Şubat'ta bir roman, bir şiir kitabı. Romanımızın adı Senin Haberin Yoktu. Şiir kitabımızın adı da Dar Geliyor Sokaklar. Normalde bugün burada bizim bunu sergiliyor olmamız gerekiyordu. Ama yetiştiremedik arkadaşlar. Ben çok istedim. Duyurularını radyodan, sosyal medyadan vesaire çok defa yaptım ama yetiştiremedim kitabı. Fakat 22 Şubat tarihinde D&R Store'larda ve NT mağazalarında olacak. Oralardan temin edebiliyorsunuz. Aslında buraya da getirmedim çünkü birçok sima hani beni tanıyordur işte. Bak orada var bir tane mesela Yatmış Aykut. Ondan sonra Mehmet kardeşim burada. Sonra Tuğçe burada sanırım değil mi? Evet Tuğçe burada. Ön tarafı zaten komple tanıdık. Bunlar tanıdığım için kitap bedava istiyorlar. Git ben alsınlar oradan abi. Ama tavsiye ederim okumanızı. Benim yaşamadığım bir şeyi yazdım ben. Şimdi roman yaşanmış bir şeydir değil mi? Ama ben bu çıtayı değiştirmek adına yaşamadığım bir aşk hikayesini yazdım. Bir kız var orada. Bir satamaz mıyız? Satamazsın anlatma diyor. Peki abi. Ya bir kız var orada işte o kadar. Efendim bir kız var. Ben ona aşıkmışım güya. Sonra işte onu tanımaya çalışıyorum vesaire vesaire. Ama sonu çok ayrı bir yere çıkıyor. Ben okudum kitabı. Dedim bunu yalan söylemişim ben ya. Harbiden. Yok şaka yapıyorum şaka. Bir yana mutlaka alın o kitabı. Okuyun. Tavsiye ederim. Getirin ben imzalarım gerekirse. Yeter ki alın yani. O kadar para ödedik yani kitabımızı. Şimdi efendim. Ben az önce anlattım. Radyo programının zorlukları, işte radyoda program yapmanın zorlukları. Sahnenin çok ayrı bir zorluğu var. Sizi görüyor olabilmek ve özellikle de hani böyle
koltuklar boş olunca da insanın ister istemez bir motivasyonu kırılıyor. Beni tek teselli eden tarafı geçen seneden biraz kalabalık olmamız. Geçen sene o kötüydü harbiden. Sadece şu bölgede vardı 4-5 kişi. İşte birkaç tane arkaya atmışlar böyle filan. Öyleydi ama bugün biraz daha dağınık ve güzel bir şekilde. Biraz daha kalabalık. Benim umut ediyor. Yani az da yetinmeyen neydi o? Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz filan. Bu anlamda. Buranın apayrı bir zorluğu var. Radyonun daha başka bir zorluğu var. Kitabın bambaşka bir zorluğu varmış. Kitap yazmanın. Hani bir kitap aldınız da yok umduğumu bulamadım demeyin. En azından kitabı yazdırana ve yazana hürmeten tebrik etmeyi unutmayın. Ve biliyor musunuz yazarla kitap arasında böyle bir bağlantı vardır. Kitabın mesela yüzüne bakarak çok güzelmiş derseniz o kitabın daha da iyi başarıya gitmesini sağlar. Mustafa nereye gidiyor? Efendim? Ha peki. Çok etkilendi arkadaşlar canım yani. Ya bu açıdan kitap yazmanızı tavsiye ederim. Bu zorluğu görüyorum. Mesela ben sizinle muhabbet edelim arkadaşlar. En başta Onur vardı mesela. Onur'la biraz muhabbet ettik. Başka hangi şeyler, fakülteler var aramızda? İktisadi ve idari bilimler. Bölümü ne içindi? Sadece iktisat, düz iktisat. Yönetim bilişim sistemleri. Başka edebiyat biliyorum zaten. Edebiyat orada. Edebiyatta sıkıntı yok. Başka? Mühendislik fakültesi var. Ne mühendisliği? Gıda mühendisliği. Başka? Bunlar okumuyor abi. Vallahi. Yer değiştiriyorlar. Yer değiştiriyorlar orada bir böyle geldi. Bana sorması falan. Peki memnun musunuz bölümümüzden? Memnun musunuz? Edebiyatçılara sormuyorum. Onlar zaten memnunlar. Onlarla var ya ayrıyeten tanışmak isterim ben. Edebiyatçılar. Uzaktalar ya duymasınlar. Siz de daha başka tanışacağız yani dışarı. Özel tanışırız. Fotoğraf bile çekiyoruz arkadaşlar. O konuda sıkıntı yok. Bu anlamda mesela memnun olmayanları çok fazla görüyorum ben kendi üniversitemde. Biliyor musunuz benim üniversitemde? Söylemeyeyim de aramızda sır olarak kalsın bu da. Söylemediğim bir sır olsun bende. Kendi üniversitemde bölümünden memnun olmayan arkadaşım çok fazla. Kendi bölümümde var mesela birkaç tane. Soruyorum yani ne yapıyorsunuz okula? Ben gitmediğim için çocuğa soruyorum artık. Notlarını ver bari sınavlar yaklaşıyorum. Ne yapıyorsunuz diyorum okula. Ya abi ne yapacağız işte gidip geliyoruz diyor. Puanına denk geldi diyor mesela. Bunun gibi birçok şey. Ama ben gerçekten üniversiteyi bir radyo televizyon ya da edebiyat fakültesi okumayı tercih ederdim. Dediğim gibi duygusallık olunca ve işte edebiyatın da bazı dallarıyla ister istemez ilgilenince bu alanda ihtisas yapmayı çok isterdim. Olmadı nasip değilmiş demek ki. Böyle ne derler ona alaylı olarak devam ediyoruz biz. O konuda değiliz yani. Bir şiir daha okuyalım mı? Elimiz almışken. Bir ayrılık şiiri okuyacağım. Giden adamın bir hikayesidir bu. Gidecek ama dönmeyecek bu adam bir ara. Biliyor musun? Vefasızsın. Artık dayanamıyorum. Gidiyorum. Gün doğumumu sabahımı alıp gidiyorum. Daha çok yanacağız. Bil ki gidiyorum. Ve belki artık dönmeyeceğim. Uyandığında emin ol beni bulamayacağız. Bir gül yaprağı üzerinde bir çiğ tarisi olmayacak. Bardağında su, çayında şeker, reçelinde vişne, turşunda biber. Gidiyorum. Üstelik en çok sevdiğim şeylerimi de alıp gidiyorum. Tabağında bıraktığım son dolmamı, musluğunda boşa akan suyumu, lambamda boşluğu aydınlatan ışığımı. Bunlar benimdi. Şimdi hatırladım. Sabah kahvaltıda zeytin olmayacağım tabağında. Ya da bir maydanozun altında neşeyle sana gülümseyen beyaz peynir. Bir ekmeğin içiyle bandığın kekik bir zeytinyağı. Ya da yatmadan önce çocuğunla içirdiğin süt. Artık dayanamıyorum. Vefasızsın. Gidiyorum. Üstelik benim olan her şeyimi alarak, yanarak, kavrularak, ağlayarak. Belki en çok ağlatarak gidiyorum. Vazona çiçekler koyardım kesin bahçemden. İyi gelirdim renklerimle, kokumla. İyi gelirdim çam kokulu ya da fırın sabunu. Çok şey istedim evet. Hiçbir şey istemedim oysa. Çok kirlettin beni, çok ağlamadım. Artık gidiyorum.
sen olmadan. Her şeyi bilirdin ya. Hadi şimdi bir çay kaşığı süt yap. Ya da bir parmak bal. Zor gelir belki. Kıyamam sana. Bir damla su yap. Bir damlacık. Üzerinde demir karamlar uçmak kolay. Tekerlerin üzerinden bir yerinden bir yerime. Bir damlacık su yap. Utandır beni. Vefasızları yüzüne vurmayın. Seni aklın tanrılaştırdığı fiber optik yalnızlıklarına yalnız bırakmayın. Bir damla su yap. Yap da tüm acılarıma rağmen seninle kalayım. Vefasızsın biliyor musun? Artık dayanamıyorum. Gidiyorum. İsteyince yapılan bir şey mi? Ha? Soruyorum vicdanlar. Şiir yazmak isteyince yapılan bir şey. Bakın 14 Şubat yaklaşıyor diyorum size. O gece mesela benim bir şiirimi 14 Şubat 2011'de yazmışım. İkinci yıl oluyor değil mi? Tam 2 yıl olacak şiiri. 14 Şubat'ta yazmışım. Şimdi tekrar bir şarkı isteyeceğim arkadaşlardan. Onun üzerine okuyacağım. Bunu da Haşim kardeşim istedi diye okuyacağım. Yani o çok sever bu şiiri, sağ olsun. Ben de en azından okumak istiyorum. Demek istediğim şu, isteyince yapılmıyor bazı şeyler. Ben çok istiyorum bazen, gerçekten artık dolup taşıyorum. Sizin gibi ben de insanım sonuçta. Hani benim de duygularım var. Ben de yazmak istiyorum bir şeyler. Ama tek bir cümle oluşturamadığınız oluyor bazen. Gitmiyor, eliniz o kağıda kaleme gitmiyor. Oluşturamıyorsunuz bir şeyler. Çünkü yaşamak istediğiniz şey başka. Ama nasıl bir ruh haliyle yazmışsam bunu, kim dinlese mesela bunu, benden çok güzel diyorlar ya. Ne çalıyoruz arkadaşlar? Neyi güzel okuyoruz? Çok güzel bir şarkı seçmişim. Düşüyor gölgesinde karanlıklar.
Sıkılgan günler dönüyor ağıtlar arasında ve sadece bir ruj nefesi kalıyor dişlerin arasında. Şimdilerde gelme demek daha kolay, kalmak daha zor. Aşk için duvarlar yazılıyor, sokak başlarında insanlar konuşuyor. İtik bir gün, güneş doğumunda acılar var. Batımında, ay kırışta susuşlar. Aslında anneler, büyük acılar doğuruyor. Ayrılıktan geride kalanlar kan kusuyor. Helal edilen onca söz, öğretilen kelimeler. Kanat altında esirgenen yüzler, her gün burnundan getirmiyor. Kolay yaşanıyor yani aşklar. Avunabilmek için her gece, Mecnun'dan geride kalan sadece masallar. Kimden yana bu kalp? Bir yanda zehir edilen acılar, diğer yanda şeker tadımlı bunlar. Faydası bellidir aslında. Her aşktan geride ortak suçlar. Ayrılıklar suni, sevmeler edebi, bırakmalar gayri resmi, kurşunlar nizami, ölenler hep gerçek. Ne yapalım? Ne yapalım? Unutma vaktidir. Geçenlerde bir muhabbet vardı böyle bir televizyon kanalında. Diyor ki, Atol Behramoğlu'yla alakalı işte yazmış olduğu bir şiir var. Aşk iki kişiliktir diye. Aşkın diyor, bir kişiye bile dar olan yani, bir kişiye bile dar gelen bir şeyi siz nasıl iki kişiye lütfedersiniz? Ama bakar mısınız içerisindeki felsefi düşünceye? Evet, bir kişiye bile dar gelen bir şeyi iki kişiye bahşetmek bence yanlıştır. Zaten kavuşmanın ucu da aşk değildir. Haberiniz olsun. Benden uyarması, hani kavuşunca siz aşık olmuyorsunuz. Aa işte aşık olduk, bak kavuştuk biz değil. Eğer ki kavuşursanız o aşık olmuyor arkadaşlar. O başka. Ama aşk her zaman ustakta olandır. Uzakta olandır mesela. Bir de aşkını dile getirenler var, dile getiremeyenler var. Mecnun dedim değil mi az önce? Onunla alakalı size bir hikaye anlatayım. Mecnun'un yaşadığı ülkede Leyla'ya aşık olan birkaç tane daha kişi var. Toplatıyor padişah, diyor ki getirin bunları bana. Kim daha çok seviyorsa onu bir test edeceğiz. Hepsini toplatıyor, getiriyor. Birincisine soruyor, sen diyor söyle bakalım diyor. Leyla için sağ kolunu verir misin diyor. Leyla'ya kurban olsun, kesin kolumu diyor. İkinciye diyor ki sen diyor Leyla için sağ bacağını verir misin? Leyla'ya kurban olsun diyor ya, kesin. Üçüncü, dördüncü derken sıra Kays'a geliyor. Diyor ki, Kays söyle bakalım, Leyla için sol kolunu verir misin diyor. Dokunmayın Leyla'nın koluna diyor ona. Yani kapıyı çaldığında kim o dediğinde ben geldim diyebilmektir o. Sen kalmadın artık yani. Sen yoksun, sen yandın. Sen artık eti kemiğe bürünemez bir insan oldun. Küller dediğimiz vardı ya, mesela az önce şiirde bahsettik. Zümrüt Anka kuşu da yalan dedik mesela, küllerinden var olma. Bu sizin hikayeniz aslında. Zümrüt Anka kuşunun hikayesini biliyorsunuz. Onunla beraber gezen bir gezgin var. İşte Zümrüt Anka kuşu tekrar külünden doğuyor vesaire vesaire. Ama bu sizin hikayeniz. Nasıl isterseniz öyle oluşturabilirsiniz. Şöyle bakalım, biraz daha bilim kurguya dönecek olursak bir labirentiniz var sizin elinizde. Bir yerden girdiğiniz an bu labirentte kaybolmamanız için bu labirenti size verdiklerinden dolayı yani buradan çıkışı siz bulacaksınız. Ama bunun içerisinde de nereye çiçek ekip nereye ev yapacağınızı iyi bileceksiniz. Bu anlamda aslında biraz da tabii ki bu söylediğim aşıkların, yazarların vesaire etkisi olacaktır hayatınıza. Olmasını da isterim. O az önceki televizyonla bağlantılı bu. Az önceki cümleme dikkat edin, bir televizyon kanalı dedim. Televizyon izleyebilirim yani. Ama haber
edebiyat dışında pek bir şey izlemiyorum. Bu açıdan biraz daha kitaba yönelmenizi tavsiye ederim. Ağzımızı açtık, iki şişlikler dedik. Artık şöyle yavaş yavaş vedaya doğru gidiyoruz değil mi? Bitti mi çoktan? Kapat taksimetreyi, kapat abi. O zaman son bir şiir yapalım, tamam mı? Sizin için son artık vedamızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra fazla vaktinizi almamak için. Değişmiyoruz yarın günü. Solar ansızın yapraklar. Şaşırır yolu denizli gibi. Boşuna bir limana. Güçlü bir yabancının çalmıştır sevgiden senden sevgiyi. İçinde biriken zehir sadece kendini öldürecektir. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk iki kişiliktir. Bir anı bile kalmamıştır geceler boyu sevmelerde. Binlerce uzaklardadır, binlerce kez dokunduğun tel. Yazabileceğin şiirler çoktan yazılıp bitmiştir aslında. Ölümdür yaşanan tek başına. Aşk